Nesi var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmazam. Bende sığar ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende sığar ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmazam. Bende sığar ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmazam. Zerre benim, güneş benim. Çaben, cüşe, sırlar benim. Şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazam. Bende sığar ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende sığar ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Yersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Bende sığar ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Yersiz yursuz cevher benim, mekana sığmazam. Kelepçeleri çözün. Şu an teşkilata ait bir tesiste bulunuyorsunuz. Cezayir Bey buraya sorgulanmak için getirildiniz. Peki. Buyurun. Ne soracaksanız sorun o zaman. Sorgunuzu ben yapmayacağım. Teşkilattan bir görevli yapacak. Müfit! Orada olduğunu biliyorum. Benim için Amerika'yla nasıl bir pazarlık yaptıysan, yüreğin yetiyorsa geç karşıma anlat. Devleti yok dedin, yalan çıktı. Teşkilattan atıldım dedin. O da yalan çıktı. Doğru söylediğin bir şey var mı Atakan? Hı? Mesela adın Atakan mı? Ben atıldım dememiştim. Kızağa çekildim demiştim. Beni alman için de Müfit seni göreve iade etti, öyle mi? Evet. Kamer'i öldürdüğün için Amerikalılar seni onlara teslim etmemizi istiyor. Siz de Müfit'le birlik olup benim kellemin avcılığına soyundunuz, öyle mi? Yazıklar olsun. Cezayir, bize değil, kendine kız. Kamer'i öldürmemen konusunda seni defalarca uyardık. Ama sen bizi dinlemeyip adamı öldürmekle kalmadın. Bir de adamın kolunu kestin. Kafasını kesmediğime dua edin. Yaptıklarınla devleti çok zor durumda bıraktın. Verdiğin zarar da diplomatik yollarla telafi edilir gibi değil. Ama seni verirsek Amerika bu olayı unutacak. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Beni
uydurma suçlarla içeri aldınız madem, o zaman bu memleketin kanunlarıyla yargılayıp ona göre cezalandıracaksınız. Ha, illa bir kelle vermeniz gerekiyorsa müfidinkini verin. Cezayir, lütfen sakin ol. Seni Amerika'ya vermek gibi bir niyetimiz yok. Ama bir süre cezaevinde tutuklu kalacaksın. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a ısmarladık. Birimizin içeriye Cezayir'in yanına girmesi lazım. Duydunuz mu? Birimizin içeri girmesi lazım diyorum. Cezayir'i orada öylece tek başına bırakamayız. Ben girerim. Girersin de nasıl? Senin dışarıda lazımsın be ateist. Ya Allah çarpsın, ben girelim de yaslayayım. Ben gireceğim. Ya gir güzel kardeşim, sen gir, o girsin. Burası önemli değil. Nasıl gireceksiniz? Yoldan geçen bir adamın kafasına mı sıkacaksınız? Var kafamda bir şey. Ama bize Atakan lazım. Atakan olmaz. Niye? Aile sırları mı ne, bir şeyleri varmış ya, konuşmuyorlar. Tamam Ateş, uzatmayalım. Atakansız bir çözüm bulun. Bastayzayım ha küstüğüne. Cezayir için be oğlum. Ya girmeyelim demiyorum, Atakan olmasın diyorum. Yenge hoş geldin. Hoş geldin Leyla kızım. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın, oturun lütfen. Abla sen buraya otur. Koltuk Cezayir gelene kadar boş kalacak. Gel böyle yenge. Canberk, Berfin'i çağır gelsin. Buraya size ahkam kesmeye ya da akıl vermeye gelmedim. Haddim olduğunu da düşünmüyorum zaten. Estağfurullah Leyla. Estağfurullah. Cezayir'in başına gelenlerin Komer adındaki Amerikalı yüzünden olduğunu biliyorum. Kocamı düştüğü bu müşkül durumdan çıkarmak eşi olarak benim asli görevim. Sizin de bu konuda düşünceleriniz varsa bana söyleyin. Elimden geleni yapmaya hazırım. Yenge, öncelikli derdimiz amcamı içeride yalnız bırakmamak. Sonrasında birlikte ne yapacağız, ne edeceğiz, planlayacağız. Komer'e karşılık Cezayir'i isteyeceklerini düşünüyoruz. Amerikalılar için artık Cezayir bir pazarlık konusu. Yapabilirler mi böyle bir şey? Mümkün. Bu artık devletler arası bir mesele. Elimizi kolumuzu bağlayan da bu. Siz kimsiniz? 15'li Atakan'ın kardeşliği. Aramıza yeni katıldım. Benim ağzım var Muşon. Mison. Gel Berfin, otur lütfen. Hukuki olarak neredeyiz bize anlatır mısın? Savcıyla konuştum Leyla Hanım. Cezayir Bey'i iki ayrı suçtan içeri almışlar. Birincisi TCK madde 220, ikincisi TCK madde 330. Ya sen bunların Türkçesini mi söylesen? Biz avukat değiliz yani. Ateş. Madde 220. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. Madde 330. Devletin güvenliği sebebiyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak. Cezayir Bey eğer suçlu bulunursa ilkinin cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis. İkincisinin cezası ise müebbet hapis.
Cezayir'in bütün bunları yapmadığını biliyoruz. Berfin, şirketteki bütün avukatları toplamanı istiyorum. Dört dörtlük bir savunma dosyası hazırlayacaksın. Ve bütün bunlara itiraz edeceksin. Elbette. Cezayir şu anda nerede tutuluyor? Sorgusu bitti, şu an cezaevine naklediliyor. Hemen benimle görüştürmelisin. Bu biraz zor olabilir Leyla Hanım. Zor diye bir şey yok. Şimdi avukatlık maharetlerini göstereceksin. Zamanı geldi. Eğer yapamayacağım diyorsan hemen söyle, başkasını bulurum. Tamam Leyla Hanım, halledeceğim. Ben kocamı çok iyi tanıyorum. O içeride ölür ama asla teslim olmaz. Ateş, sen de benimle birlikte geleceksin. Cezayir içeriden çıkmak için bir planı varsa endişelenmemem için bana anlatmayacaktır. Bu iş sende, onunla sen konuşacaksın. Doğru söylüyorsun yenge. Tamam. Sizden haber bekliyorum. Abi, Cezayir Türk değil mi bu? Ta kendisi. Buralara karışacak vaziyet al. Evet efendim. Anladım efendim. Merak etmeyin. Gerekeni yapacağım. Sağ olun. Efendim. Mevfit Bey. Benim. Ben Erman Barka. Ne istiyorsunuz? Baş başa konuşmak. Pekala. Benim belirlediğim yerde, benim belirlediğim saatte. Sabırsızlıkla bekleyeceğim Mevfit Bey. Arayacağım. Leyla'm. Ne dediler iyi hanım? Sunay'ı anmaya geldim teyze. Cezayir'le görüşmeye gideceğiz. Cezayir ne zaman bırakacaklarmış? Bilmiyoruz teyze. Sonra konuşuruz detayları. Ben şimdi Sunay'ı alayım. Vallahi ben korkarım. Evde tek erkek Dursun kaldı.
Sen ne biçim konuşuyorsun kız? Halil ne güne duruyor? Yani... Allah. Yani tabii o da var da ben şey diye dedim. Ne diye dedin? Silah tutamaz diye dedim. Ha bak duyuyorsun. Ha ben bunun kralı olma kafasını. Kız biz ne güne duruyoruz burada? Ha Cemile ile ben gerekirse sıkıveririz silahı. Değil mi kız? Alnının çatından vururuz onu. Eh. Kodik mi oturturuz? Haklısın ana. Sunu hadi kalk hazırlan kızım. Babanı görmeye gideceğiz. Ben gelmeyeceğim annem. Suna bak anlayışlı olmaya çalışıyorum. Ama benim de sabrımın bir sınırı var. Benim de sabrımın bir sınırı var. Ve benimkinin sonuna geldik. Babanı tutuklamışlar, ne olacağı belli değil. Şu anda senin kaprislerine uğraşamayacağım. Ya kalk hazırlan gidiyoruz. Gelmiyorum anne. Hani baban ailen senin için önemliydi? Önemli zaten. Ama babamı görmeye gelmeyeceğim. Çünkü ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ve umarım sonsuza kadar orada kalır. Benim kızım bunu söylemiş olamaz. Neden? En azından babam oradayken benim her gün her an... acaba biri babamı öldürecek mi diye endişelenmeme gerek yok anne. Bunu söylemeye mi geleyim oraya? Dışarı çık. Ellerini kaldır. Arabadan in. Silahını ver. Arabaya geç. Erman artık böyle sivil mi giydiriyor sizi? Eski kombinleriniz daha güzeldi, daha tarz. Sağ ol canım. Acaba benim falımı da bir okuyabilir misiniz? Yani eğer şanssız bir günümdeysem görüşmeyi biraz erteleyelim diyecektim. Bu görüşmeyi siz talep ettiniz. Böyle günlük olaylardan faldı, astrolojiydi falan konuşacaksak ben gideyim. Yok 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 lütfen. Langley'dekiler sizinle istediğim zaman görüşebileceğimi söylediler bana. Ve sizin çok muteber bir adam olduğunuzu. Komar'ın Türk istihbaratı içindeki eli siz misiniz? Buraya sizin için bir bilgi güncellemesi yapmaya geldim. Komar'ın yerine yeni biri atanana kadar... yetkilerini bana verdiler. Yani siz de artık bana çalışıyorsunuz. Benim paramı ödediğiniz müddetçe benim kiminle muhatap olduğumun hiçbir önemi yok. Anlıyorum. Şimdi aramızdaki sorunu hallettiğimize göre Komar'ın katili Cezayir Türk'ü ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dün gece
Cezayir'e bazı suçlar isnat ederek onu içeri aldırdım. Şu anda yapabileceğim bu. Evet ama içeride olması bizim için pek bir şey ifade etmiyor. Merak ettiğimiz şey onu ne zaman Amerika'ya iade edeceksiniz? Türk devleti onu vermekte biraz gönülsüz. En fazla Türk kanunlarına göre yargılanıp hüküm giyer. Ama şunu belirteyim. Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair net bir kanıt yok elimizde henüz. Onun için Amerikalılar çok heveslenmeseler iyi olur. Futboldan birazcık anladığıma göre sizin yaptığınız şey orta sahada top çevirmek oluyor Müfit Bey. Yani eğer bu maçı Amerika kazanamazsa olacak olan kötü şeylerden siz sorumlu olacaksınız. Lütfen bunu üst makamlara iletiniz. Daha önce de ifade ettim. Henüz mahkemeye çıkarılmamış, suçları kanıtlanmamış birini sırf Amerikalılar istiyor diye cezaevinden çıkarıp size teslim edemem. Bizim için yeteri kadar kanıt var Müfit Bey, var. Amerika, Cezayir Türk için idam hükmünü çoktan verdi. Ve ne yaparsanız yapın, bu hükmü erteleyemezsiniz. İyi günler Müfit Bey. İyi günler. Alo Musa. Cezayir Türk'ün yattığı hapishanedeki tüm mahkumların listesini istiyorum. Derhal. Gençler, bak bu durum gitgide ilginçleşiyor. Ne olacak? Erman dondurma mı ısmarlayacak bana? Yürü kardeşim. Kardeşim mi? Ben benim senin gibi kardeşim olsa kafama sıkarım. Kardeşinizi getirdik efendim. Atakan Bey'in muhteşem değişimi. Ne oldu? Teşkilata geri dönmüşsün. İlk icraatında 15'inin yolunu keseyim alayım mı dedim. Mecburdum. Adam gibi çağırsaydım gelmeyecektin. Seni buraya ceza için getirttirdim. Bilmeniz gereken şeyler var. Teşkilata girdin ama Müfit Bey'in çıraklığına devam öyle mi? Susup dinlersen anlatacağım. Anlat. Cezayir'i Amerikalılar oyalamak için içeri aldık. Yani niye o zaman kaç diye haber verdiniz? Çünkü gerçekten kaçmasını istiyorduk. Amerikalılara biz Cezayir'i tutuklamaya gittik ama kaçmış diyecektik. Böylece bir süre daha Amerikalıları oyalayacaktık. Hiç tutuklamaya gitmeseydiniz o zaman. Bu oyunu inandırıcı olsun diye onların gözlerinin önünde oynamak zorundaydık. Müfit Bey Cezayir'i tutuklatmasaydı Amerikalıların gözünde suçlu olacaktı. Ama şimdi de teslim edin diye büyük baskı yapıyorlar. Onları ne kadar oyalarız bilemiyorum. Müfit Bey arıyor. Efendim Müfit Bey. Tamam. Bugün mü görüştünüz? Tamam. Komer'in yerine biri atanana kadar bütün yetkilerini Erman'a vermişler. Hayır. Komer'i öldürerek o yetkiyi ona Cezayir verdi. Hiç kimseyi dinlemediği için bu haldeyiz zaten. 15'li. Olan oldu. Sen Cezayir'in adamlarına söyle sakin olsunlar. Tamam mı?
durumu daha kötü hale getirecek bir şey yapmasınlar. Eğer bir şey olursa da beni haberdar et. Emredersin. Sen teşkilata girdin diye benim üstüm mü oldun? Rapor mu vereceğim sana? Hayırdır ya? Ben senden bir şey isteyeceğim. Ne? Bu Cezayir'i koruması için bizim Habib'i cezaevine sokmamız lazım. Cezayir'in yanına yerleştirilecek. Habib'i cezaevine sokarız sokmasına da nasıl olacak bu iş? Seninle konuşmak istiyor. Suna'yı sen mi getirmedin yoksa kendin gelmek istemedi? Yoksa artık yüzümü öyle görmek istemiyor mu? O da çok üzgün Cezayir. Babamın dışarıda öldürüldüğünü düşünmektense, bunun için korkmaktansa içeride güvende olduğunu bilmek daha iyi dedi. Allah. İyi o zaman bana müebbet versinler. Hiçbir şey olmadan böyle kalayım burada. Güvende misin gerçekten bilmek istiyorum. Merak etme. Bir şey yapmak isteselerdi burayı almadan yaparlardı zaten. Ne olacak peki? Teslim edecekler mi seni? Sana bunu kim söyledi? Bugün şirkete gittim. Ateşler söyledi. Leyla, bunu niye yapıyorsun kendine? Böyle şeyleri biliyor olmak kendi kendini eziyet etmekten başka bir şey yaramaz. Yapma. Ne istiyorsun peki? Sen bu haldeyken ben bir köşede oturup bekleyeyim mi? Evet. Öyle yapmanı istiyorum. Ne sen ne de Suna. Bu işlere karışmayın. Biz karışacağımız kadar karıştık zaten. Kabul ettim ben. Artık senin kaderini biz de yaşıyoruz. Saatten sonra bize geri durun diyemezsin. Ne olmuş olursa bu. Seni her zaman seveceğim. Söz verdiğimiz gibi. Birlikte yaşlanacağız. Birlikte öleceğiz. Hı hı. Söz verdik. Doğru. Ama unutma. Önce torunlarımız olacak. Sonra da konuştuğumuz gibi. İki yaşlı ihtiyar olarak etrafımızdaki herkesin hayatını cehenneme çevireceğiz. Tamam.
Mahkumların listesi Erman Bey. Cezayir'i içeride öldürmek istediğinize emin misiniz? Neden öldürmeyecekmişim ki? Cezayir'i Amerikalılara teslim etmezsek zor durumda kalırız diye söylüyorum. Oysa Amerikalılar Cezayir'i alıp biraz işkence ettikten sonra öldürmek istiyorlar. Ama Türk devleti Cezayir'i onlara vermeyecek. Bunu onlar da biliyorlar. Eğer ben bu işi burada halledersem, onlar bana kızmak yerine övgüler yağdıracaklar. Evet. Peki hapishanede bu işi ihale edebileceğimiz kimler var? Birkaç kişi var. Ama içlerinden en tehlikelisi bu. Özdemirler çetesi. Peki bunların lideri kimmiş? Bana bir öğren. Tamam Erman Bey. Evet. Eyvallah. Sağ olsunlar burayı ayarlayana kadar. Zor oldu ama yaptılar. Seni dinliyorum Ateş, hayırdır? Habibi yanına sokmak için uğraşıyorum. Eğer halledebilirsek bugün bile girebilir. Ne yapacak oğlum Habib benim yanımda? Pişpinik mi oynayacağız burada? Amca ne olur ne olmaz. Buradaki ortamı benden daha iyi biliyorsun. Ben bana yeterim. Gerekmez. Ya yetemezsin mi dedik amca? Sırf nam yapmak için bile seni burada öldürmek isterler. Sen de biliyorsun. Bana bak. Ben aksini söyleyene kadar hepiniz oturup beni bekleyeceksiniz. Anladın mı? Amca, seni Amerika'ya verecekler. Sen bana hiçbir şey yapmadan dur diyorsun. Bizden böyle bir şey isteme. Bak, daha kimseye söylemedim ama Erman'ı alıp Amerikalılarla pazarlık yapacağım senin için. Ne? Erman'ı alacağım amca. Sakın. Sakın böyle bir şey yapmayacaksın. Böyle bir adım atarsanız hepimizin ayağını kırarlar, yürüyemez hale geliriz. Ben ne yapıp edip buradan çıkmanın bir yolunu bulacağım. Amca, ya sen bulana kadar seni götürürlerse ne yapacağız? Ateş, senden tek isteğim, ben çıkana kadar ailemizi koruyup ayakta tutman. Anladın mı? Şimdi buradan çıkıp gideceksin ve bütün herkese diyeceksin ki reisin emridir. O bize söyleyene kadar hiç kimseye dokunulmayacak, ilişilmeyecek, hiçbir harekette bulunulmayacak. Anladın mı? Anladın mı? Çocuklar şu sağda durun da izah eden bir şey alacağım. Tamam efendim. Atakan Hanlı! Cezayir Türk'e yaptıklarının cezasını çekeceksin! Açma, at! At! At!
Tamam. Yaptığının bedelini ödeyeceksin. Geç, geç. Pişman değilim ha! Pişman değilim! I told Mifid in no uncertain terms that we wanted Cezayir. Yes, sir. Yes, I understand. I agree with you. See you soon, sir. Ah, hoş geldin Gedik Ali. Geç otur. Ben de Kostu'yla seni çağıracaktım. Sizlere güzel bir haberim var. Senden güzel şeyler duymaya alışkın değiliz ya. Söyle bakalım. Komer Cezayir tarafından öldürüldü. Nesi güzel bunun? E artık Komer'in emirlerine tabi değiliz. Ha bu arada onun yerine yeni biri atanana kadar ki bu bir yıldan fazla sürer, bütün yetkileri bana verildi. Yani artık tek patron benim. Ne diyeyim? Herkese hayırlı olsun o zaman. Birlikte çok güzel işler yapacağız Gedik Ali. Ha, sen ne için gelmiştin? Bence biz şimdi Erman'a artık yardım falan etmeyelim. Bunu yapanı bulamadık der geçeriz. Komer Erman'a iyice kızıp onun üstünü çizer mi diyorsun? Yani. Kostu'yla benden adamlarına paramiliter kıyafetler giydirip Vedat ve Cezayir Türk'ün karısına saldıranları bulmamı istemiştin ya. Hı. Ben buldum. Güzel. Peki kimmiş bunlar? Tahmin ettiğin gibi yerel mafyadan. Besmelesiz Cabbar. Bu herif hakkında ne biliyorsun? Uyuşturucu işinde ama sadece dağıtımcı. Sokakta çok torbacısı var. İki kardeşler. Kardeşi sanırım bu işlerden hapiste. Peki bu besmelesiz Cabbar'ın soyadı neymiş? Soyadı Özdemir galiba. Bana bu besmelesizin yerini bulmanı istiyorum Gedik Ali. Çoktan buldum bile. İstersen gidip alayım herifi. Yo. Biz hallederiz. Sen zaten görevini fazlasıyla yerine getirdin. Ha bu arada hesabına bir bonus yatacak. Haberin olsun Gedik Ali. Musa, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ama dikkat et. Cabbar'ı öldürme sakın. Atakan'ın bana söylediği bu arkadaşlar. Reisi içeri almalarının sebebi Amerika'yı oyalamak içinmiş. Devlet de Cezayir'i vermek istemiyor diyor. Bizden de beklememizi istiyor. Bekleyelim da ne kadar bekleyeceğiz usta? Bekleyelim da yani devlet ne kadar oyalayacak bunları? Bir ay, beş ay, on yıl ne kadar ya? Vallahi orası meçhul. Ama bana kalırsa beklememiz gerek. Devletler intikam duygusuyla hareket etmezler. Bu iş önünde sonunda çözülür. Peki biz ne yapacağız? Yani Cezayir içeride diye işler yürümeyecek. Lan Mişon. İşin gücün para değil mi? Yok be, vallahi öyle demek istemediğim. Ya niye işler yürümesin? Ateş burada işte.
Reis memleketteyken nasıl yürütüyorsak aynı şekilde beraber yürütürüz. Ateş. Oğlum senin sesin çıkmıyor hiç. Siz bunları Cezayir'le konuşmadınız mı? Konuştum. O da aynısını söylüyor. Hiçbir şey yapmadan bekleyecekmişiz. E tamam işte. Aklın yolu bir. Demek ki en iyisi bu. Ne iyisi birader? Görmüyor musun? Müfit'le Atakan bu işten sıyırmak için uğraşıyor. Görmüyorum. Nasıl sıyıracaklarmış? Amcamın içeride öldürülmesini bekleyerek. Kim öldürecekmiş? Erman mı? Erman ya da başkası. Ne fark eder Kurban Baba? Eğer şimdi bir şey yapmazsak amcamın içeriden cenazesini alırız. Tövbe de, tövbe de. Kuzen, dayımı öldürmek o kadar kolay mı? Senin dediğin gibi yapalım. Ama ne edelim onu de bize, kurban olduğum. Erman'ı alıp Amerikalılarla pazarlık yapacağım. Amcama karşılık Erman. Ateş. Reis senin amcandır. Saygı duyuyorum. Canındır, kanındır eyvallah. Ama bu hayatımda duyduğum en kötü plan be birader. Bak demin ne dedim? Erman Komer'in yerine geçti. Ya bu Erman düne kadar taziye ve paramiliterleriyle kale gibi bir evde yaşıyordu. Şimdi o güvenlik iki katına çıktı. Sen bu adamı oradan nasıl alacaksın birader? Komer için de aynısını söylüyordun, aldık. Erman'ı da alırız. Ateş, kusura kalma da amcan Komer'i almak için cam gibi bir plan yapmıştı. Var mı senin öyle tıkır tıkır işleyecek bir planın? Var. Tamam. Buradaki herkese anlat planını, ikna et. En önden ben gideceğim. Ben buradakileri ikna ederim. Ama zaten en önde senin gitmen gerekiyor. Arafat'ta şeytan mı taşlıyorsun be? Estağfurullah abi. Bu İsmet'i göreniniz var mı? Yok abi, memlekete gideceğini söylemiş en son. Vay hıyar vay. Ula bana niye söylemiyor bunu? Birileri geliyor ha. Bak bakayım. Vaziyet alın, vaziyet alın. Kim lan bunlar? Abi kıyafetlere baksana. Ulan bunlar Erman denen herifin köpekleri. Ulan Cabbar! Seni almaya geldim. Dışarı çıkmak için 10 saniyen var. Yoksa seni delik deşik ederim. 1 2 3 4 Şumanım. 5
Cabbar. E bu kadar mavra yeter oğlum. Alın bunu. Alın. Reis. Ne işin var lan senin burada? Hoş geldin. Ne alt ettin de girdin içeri? Atakan'a sıktım. Ne yaptın? Basbayağı sıktım reis. Cezayir Türk'e yanlış yapmayacaktın dedim. Naralandım, sıktım. Lan öldürmedin değil mi herifi? Be reis. Anlaşmalı sıktım. Yoksa nasıl girecektim senin yanına? Allah var. O olmasaydı burada olmazdım yani. Lan bir gün rahat bırakmadınız beni bir gün. Bırakmadınız ki şurada biraz kafamı dinleyeyim arkadaş ya. Reis. Ne yapayım? Kalayım mı gideyim mi? Ha git bak. Kapı orada. Bir arkadaşa bakmaya gelmiştim dersin. Ya reis dalga mı geçiyorsun? Gerçek mi söylüyorsun? Vallahi demir gibi oldum şu anda anlamıyorum. Tamam ulan tamam. Menemen yer misin? Bayılırım. Git kantinden alışveriş yap. Eyvallah. Reis ekmek mekmek sucuk filan da alayım mı? Abartma lan tamam rejimdeyiz işte. Burada da mı ya? Niye cezaevinde kilo mu veriliyor? İki dilimden ne olacak ya? Lan yürü git. Memur bey, kantin. Reis. Ne ekmek ya? Ne yapmış olursam ol. Seni her zaman seveceğim. Birlikte öleceğiz. Unutma. Önce torunlarımız olacak. Sonra da konuştuğumuz gibi iki yaşlı ihtiyar olarak etrafımızdaki herkesin hayatını cehenneme çevireceğiz. Abla, nasılsın? Nasıl olayım Ömer? Asıl Cezayir'i mi? Var mı bir gelişme? Şimdilik bir şey yok. Atakan'la konuştunuz mu? Yani o bir şeyler yapamıyor muymuş? Atakan'ın da üstünde Müfit diye biri var. Yani eniştemin de zaten alan o. Kim bu Müfit? Ona ulaşmaya çalışalım o zaman. Abla oralar biraz karışık. Hiç girmesen daha iyi. Ömer ne demek girmesen daha iyi? Burada kocamın hayatından bahsediyoruz biz. Hiçbir şey bana söylemiyorsunuz, ondan sonra da iş işten geçmiş oluyor. Müfit, Soysal'ın babası. Kim? Soysal mı? Kızımın peşini bir türlü bırakmayan çocuğun babası mı bu? Evet. Ömer, Sunay'ı da bu işe karıştırmış olabilirler mi? Enişten bana öyle bir şeyden söz etmedi. Kaldı ki öyle bir şey olsa haberim olur abla, merak etme. Cezayir, ben endişelenmeyeyim diye kesinlikle sana söylememiştir. Suna aç şu telefonu. Telefondan Suna'nın yerini öğrenebilir misin?
Hoş geldiniz Cabbar Bey. Buyurun oturun. Dostum olsun, düşmanım olsun, evime her kim gelirse nezaketle davranmak adetimdir. Ama sen dost musun, düşman mısın? Pek anlayamadım. Ne? Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Adamlarına benim paramiliterlerimin kıyafetlerini giydirerek bana mı özeniyorsun? Yoksa arkamdan iş mi çeviriyorsun? Bakın, bu işin başında benim sizden haberim yoktu. Adamlarıma giydirmem için o kıyafetleri bana Cancal Ağa yolladı. Cancal Ağa, bu dayılar masasındaki Hüsnü Cancal mı? Evet, aynen o Cancal Ağa. Çok ilginç. Peki bu Cancal Ağa senden neden böyle bir şey yapmanı istedi? Cancal Ağa benden eski damadı Vedat'ı öldürmemi istedi. Bunun için bana adamı Samet'i yolladı. Ama Vedat artık masada oturduğu için... şahsi husumeti yüzünden de öldüremeyeceği için bize geldi. Siz de suçu bizim üstümüze atmak için paramiliterlerimizin kılığına girdiniz, öyle mi? Aslında şimdi şu anda seni burada öldürmem gerekiyor. Ama bugün şanslı günündesin. Canını kurtaracak bir jokerin var. Evet. Özdemirler Çetesi lideri Refik Özdemir. Tanıyor musun? Kardeşim. O zaman şöyle yapıyoruz. Eğer canını kurtarmak istiyorsan... kardeşinle irtibat kurup... içeride Cezayir Türk'ü öldürmesini söyleyeceksin. Vay. Cezayir Türk hapse girdi ha. Vay anasını. Sevindin sen. Nasıl sevinmeyim ki? İki senedir bize göz açtırmıyordu Cezayir. Bizim işlerin başındaki babamızı da o öldürdü. Zaten sen istemesen de kardeşim Refik Cezayir Türk'ü seve seve öldürür Erman Bey. Abi. İyiyiz. Yalnız ben hemen çok güzeldi ha. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bir dahaki sefer elinden öper. Vallahi ben kuru fasulyeyi çok iyi yaparım ama malzemesi iyi olması lazım. Fasulyesi ispir olacak falan. Tamam lan tamam, bırak şimdi kuru fasulyeyi. Bu Ateş şirkete gelip beni kurtarmakla ilgili bir şeylerden bahsetti mi? Vallahi reis, ben Atakan'ın peşindeydim. Onlar ne yaptı, ne etti, hiçbir şeyden haberim yok. Buraya geldiğinde Erman'ı alıp beni Amerikalılara takas etmekten falan bahsetti. İnşallah böyle saçma sapan bir şeye kalkışmaz. Reis, gelenler var.
Pek hayra alamet durmuyor da hazırlıklı ol. Hoş geldin reis. Allah kurtarsın. Eyvallah. Eyvallah kardeş. Ben çıkaramadım seni. Daha evvelden tanışmadık abi. Ben Refik. Hepimiz senin hayranınız abi. Eyvallah. Bir emrin olursa biz buralardayız. Hani yani ne istersen. Saygılarımı sunarım abi. Neydi şimdi bu? Yoklama çektiler. Bu herifi gözüm bir yerden ısırıyor ama çıkaramadım. Belalarını arıyorlarsa doğru adrese geldiler reis. Yalnız bir dahaki sefere böyle elleri boş gelmez bunlar. Biliyorum abi, biliyorum. Ne yapacağız? Toplu iğnemiz bile yok yanımızda. Yapacağız. Sabret biraz, bulacağım bir çaresi. Geç mi kaldım? Yok, hayır. Ben erken geldim. Biraz yalnız kalmak istedim. Bir sorun yok inşallah. Yine babanla benim yüzümden gerildiysen. Yok. Ya senin yüzünden değil. Hiçbir zaman değildi zaten senin yüzünden. Bizim ailede mutlu olmak biraz zordur. Mutsuzluk hep bir köşede bekler böyle. Hepimiz için öyle değil mi? Yani bakınca bizim aile sizinkinin tam tersi. Hukuk profesörü bir baba. Sosyolog bir anne. Bakınca hiçbir sorun olmaması gerekiyor. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil. Kardeşim öldüğünden beri biz de bir yalanı yaşıyoruz sanki. Dediğin gibi. Mutluluk oyunu işte. Ben artık oyunu oynamak istemiyorum. Her şey gerçek olsun istiyorum. Mutsuzluksa dibine kadar. Benle yaşayabileceğin başka bir şey yok yani. Seni kendi cehennemime mahkum etmek istemiyorum. Suna. Ben sensiz olacağım, seninle mutsuz olmayı tercih ederim, tamam mı? Bak bana. Hem biz niye mutsuz oluyormuşuz ki? Bak ben inanıyorum. Biz her şeye, herkese rağmen çok mutlu olabiliriz. Artık çocuk da değiliz hem. Ailelerimizden kurtulup kendi hayatımızı yaşayabiliriz. Benim ailemden kurtulmam gibi bir şey söz konusu değil. Ben dünyanın öbür ucuna bile gitsem babam beni bulur. Tamam, haklısın. Ama evlendiğimizde... Evlendiğimizde babana soyadını taşımak zorunda kalmayacaksın. Babanın soyadını taşımazsan da onun hayatını yaşamak, onun kurallarına uymak, hiçbir şeyden korkmak zorunda kalmayacaksın. Suna! Anne? Ne yapıyorsun sen kızımın yanında? Ne işin var? Ben istedim buluşmak. Seninle sonra konuşacağız. Siz nasıl bir oyun oynuyorsunuz babanla? Baban kocamı içeri alacak. Sen de hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi geleceksin Sunay'la. Onu kandırmaya çalışacaksın, öyle mi? Ne? Ben buna asla izin vermem. Cezayir burada olmayabilir. Ama ben buradayım, ben varım. Babana da sana da yeterim. Siz neden bahsediyorsunuz? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Vallahi yok. Babanla ikinizin foyası ortaya çıktı artık. Şimdi git babana söyle. Kızımı sakın bulaştırmasın bu işe. Sonuçlarına katlanır. Suna! Suna yemin ediyorum ben hiçbir şey bilmiyorum. Suna yemin ediyorum.
Anne sen emin misin yani doğru mu söylediklerin? Ne yani Suna kafamdan mı uyduruyorum ben bunları? İyi de kimmiş ki soysalın babası benim babamı tutuklayacak? Polis mi savcı mı ne yani? Bilmiyorum teşkilatta üst düzey biriymiş işte. Babanın arkasından gizli saklı işler çeviriyorlar Suna anla artık. Sence soysalı da o mu yollamıştır benim yanıma biz beraber olalım diye? Bilmiyorum. Muhtemelen senin ağzından laf almak için onu kullanıyorlardı. Başka mantıklı bir açıklaması yok bunun. İnanmıyorum. Hepsi yalanmış ya. Çeviriyorsun. Hepsini bilmek istiyorum. Benden sakladığın ne varsa hepsini şimdi anlatacaksın bana. Ne bağırıyorsun ya? Bu ne saygısızlık? Saygı istiyorsan bana yalan söylemeyeceksin. Suna'nın babasını tutuklatmışsın. Nesin sen, polis misin? Düzgün konuş benimle. Önce sesini alçalt, şimdi sor ne soracaksan. Ya sen nasıl benim sevdiğim kızın babasını tutuklatırsın? Ya baba sen bana nasıl bunca zaman yalan söylersin? Ne diyorsun oğlum? Ne demek aldırmak falan? Hem babanın ne işi olur öyle adamlarla? Anne seni de kandırmış demek. Suna'nın annesi bugün yanıma geldi ne dedi biliyor musun bana? Şu babanı ailemizden uzak tut dedi. Beni de kızlarının yanına bir ajan olarak yolladığını falan sanıyorlar. Yok öyle bir şey. Ben devlet için ne gerekiyorsa onu yaptım. Cezayir denilen adam da yaptıklarının cezasını çekiyor tamam mı? Neler söylüyorsun Müfit? Ne demek devlet için ne gerekiyorsa onu yaptım? Ben sizin bildiğiniz gibi sadece bir hukuk profesörü değilim. Tamam mı? Devlet için çalışıyorum. Aman Allah'ım. İnanmıyorum. Sen böyle mi savunacaksın kendini? Sen annemle beni bu pis, bu kirli işlerin için bir kılıf olarak kullandın. Bir de bunu itiraf mı ediyorsun bize? Ben kimseyi kullanmadım. Kimseyi de kullanmam. Benim karşıma geçip bir tane kız için böyle... Sakın! Sakın Suna'yı bu işe karıştırma. Bak... Bundan sonra benim hayatımdaki tek gerçek o kız tamam mı? Eğer o kızı üzecek olursan seni pişman ederim. Ona bak. Müfit! Ulan, kiminle konuşuyorsun? Müfit! Ben senin babanım lan! Müfit! Kimliklerini kırarım senin. Yıkıl karşımdan. Defol! Müfit! Tamam. Tamam bırak. Bırak ne istiyorsa yapsın. Artık soysal diye bir oğlu yok. Soysal? Soysal nereye gidiyorsun? Musa, şansım dönüyor galiba. Komur'dan kurtulayım derken Cezayir onu öldürdü. Cezayir'den nasıl kurtulacağım diye düşünürken karşıma Cabbar'la kardeşi çıktı. Ben şansa pek inanmam Erman Bey. Şans dediğiniz şey hazırlıkla fırsatın bir araya gelmesinden ibarettir. Senin bu kadar derin düşünebildiğinin hiç farkında değildim Musa. Beni sadece bir öldürme makinesi olarak görmenizden olmasın. Erman Bey, Cengiz 15'li diye bir adam geldi. Ne? Sizinle konuşmak istiyormuş. Al içeri. Erman Bey. Sakin ol. Bırak. Bakalım ne söyleyecek, merak ediyorum. Vay. 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 Eve bak. Benim de böyle evim olsa, ben de dışarı çıkmak istemem. Sana kim otur dedi? Kabasın, ondan demedin. Ayrıca oturma da demedim. Ha. Hoş geldin 15'te. Abin nasıl?
Yoksa hala sana ona yaptığımız işkenceleri falan mı anlatıyor? Hem de ballandıra ballandıra. Anlata anlata bitiremiyor. Ama şey diyor, sivrisinek ısırığı gibi geldi. En yakın zamanda tekrarlayalım diyor. Erman, uğraşma. Beni sinirlendiremezsin. Asla öyle bir niyetim yok. Yani seninle konuşacak pek fazla bir şey olmadığı için laf olsun, torbada olsun diye sordum. İşte tam bu sebepten Ateş'le konuşacaksınız. O zaman o gelseydi niye böyle kulaktan kulağa oynuyoruz? Şöyle, ihtiyatlı olmak lazım. Şimdi Ateş, Cezayir'in hem yeğeni hem de vekili. Siz, özellikle şu yanınızda duran arkadaş, fırsattan istifade kafasına sıkmak isteyecektir ondan. O zaman sen bir elçisin, ben de korkma. Yani ben öyle elçilere kötü davranmam. Evet, ne istiyorsunuz? Ateş'le tarafsız bir yerde buluşup konuşmanızı istiyoruz. Neyi konuşacağız? Cezayir mi? Evet. Ateş'in sana nasıl derler, reddedemeyeceğin kadar güzel bir teklifi varmış. Merak etmedim değil doğrusu. Cezayir'e karşılık bana ne verebilir ki? Vallahi o kadar sordum. Ser veriyor, sır vermiyor. İlla Erman'a söyleyeceğim diyor. Şimdi şöyle, buluşma yerinde sen, ben ve Ateş olacak. Etrafımızda, yakınımızda hiç kimse olmayacak. Şimdi sen de çok iyi bilirsin ki biz seninle pek anlaşamayız. O yüzden emin olabilirsin ki oraya adamlarımla geleceğim. İyi edersin. İstersen tankla gel. Bizim için önemi yok. Çünkü bizim amacımız kavga etmek değil, anlaşmak. Size doyum olmaz. Buluşma yerini burayı arayıp haber verirsiniz. Bu arada ev harbiden çok güzel. Boşaltırsanız haberimiz olsun. Bunları ne yapmaya çalışıyorlar Erman Bey? Bize Cezayir'den daha değerli ne verebilirler ki? Aklımda bir tek şey var. Toryum nükleer santralinin prototipi. Nasıl? En başından beri onların elinde miydi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama eğer öyleyse bütün oyun değişir. Hazır mısın? Hazırım. Bak benim elim ağrıdır ha, söyleyeyim. Hiç sıkıntı yok. Ben kendimi çok iyi hazırladım. Üç deyince reis, tamam mı? Bir. İki. Üç demedik ki ya da. Lan konuşacağına bağırsana. Elin ne kadar ağırmış be reis. Tamam tamam, yapıyorum. İmdat! İmdat! Kurtarın! Burnumu kırdı hayvan herif! Hayvan herif mi? Ne olacağım reis? Özür dilerim. İmdat diyorum be! Adam öldürüyorlar! Dermişsiniz ya! Ne oluyor burada? Adam öldürüyordu beni! Şikayetçiyim ben bu adamdan! Şikayetçiyim! Yürü le bile. Getirdim. Getirdim ağabey.
Refik. Ne oldu Cabbar? Refik. Cezayir Türk'ü senin olduğun cezaevine koymuşlar, doğru mu? Doğrudur. Güzel. Refik, şimdi beni iyi dinle. Bak, ben bir takım büyük adamlarla başımı belaya soktum. Benim canıma karşılık Cezayir Türk'ün canını istiyorlar. Yapabilir misin sen? Ben de gebermesini istiyorum. Ama hemen yanına birini koymuşlar. Havalandırmada bitir işini. O kadar kolay değil. Her tarafta infaz memurları var. Benim yaptığımı görürlerse müebbet yerim. Sen bilirsin. Yapma Refik, tamam. Babamızın kanı yerde kalsın o zaman. Tamam, yapacağım. Çek bakayım eline. Nasıl oldu bu? Tökezleyip düştün mü? Öyle, ben burnumun dikine giderim biraz. Nasıl? Acıyor mu böyle? Biraz. Kırık görünmüyor. Bir pansuman yaparım, koğuşuna dönersin. Doktor bey, öğlen size verdiğim seklendi durumda. Bir dakika, imzalayayım. Çekmecemdeydi. Orada dur bakalım yakışıklı. Açıkçası çok şaşırdım Ateş. Amcanı bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Gevezelik yapma. Pazarlığa geldim. Ben iş adamıyım, pazarlığı severim. Bakalım amcana karşılık bana ne vereceksin? Sana öyle bir şey vereceğim ki gördüğünde çok şaşıracaksın. Umarım düşündüğüm şeyi getirmişsindir. Şimdi söyle şu adamlarına, o silahlarını indirsinler. Taziyev, sen de iyi bilirsin. İnsan vücudu vurulduğunda kaslar öyle bir kasılır ki bu elimdeki bomba patlar. Patlarsa 100 metre yarı çapında tek bir canlı bırakmam. İndirin.
Demek amcan için intihar bombacısı oldun ha? Ben amcam için ölmeye hazırım. Benim için sıkıntı yok. Peki sen o tasmanı tutan Amerikalılar için ölmeye hazır mısın? Eğer istersen hemen bu sorunun cevabını birlikte öğrenebiliriz. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Amerikalıların seninle pazarlık edeceğini nereden çıkardın? Sen bir devlet görevlisi değilsin. Resmi bir sıfatın da yok. Beni de böyle bombalara sarıp tehdit mi edeceksin Amerikalıları? Nasıl yapacağımı görürsün. Arabaya bin. Arabaya bin. Başarabileceğine hiç ihtimal vermiyordum Ateş. Helal olsun. 15'li. Sen de aramızda küçük bir fark var. Sen plan yapmayı seviyorsun. Ben risk almayı seviyorum. Değil mi Erman? Korkma lan. Senin ölümün bu kadar kolay olmayacak. Elimizdeki değneğin iki ucu da pislendi beyler. Artık aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık. Arkadaş ya. Erman, beraber çalışma teklifimizi kabul etmeyince mecburen döndük. Yine Cezayir'in yanında saf tuttuk. Devlet de Cezayir'i tutup attı içeri. Ya kardeşim, hem Amerikalıların düşmanı olduk hem ortada kaldık. Acaba diyorum, gidip bu Atakan'la bir konuşup edip de devletinle mi anlaşaydık? He? Siz ne diyorsunuz? Nasıl olacak o sandıkçı oğlum? Masanın reisini alan devlet senle benle mi konuşacak? Çoktan hepimizin üzerini çizmiştir onlar. Doğru. Maalesef gören o ki artık silah ticaretimiz pamuk ipliğine bağlı. Bunun da tek sorumlusu Cezayir. Öyle değil mi Cancala? Öyle görünüyor. Her defasında cetvelli ölçerek her işini yapan Cezayir bu defa bizim başımızı derde soktu. Ya tamam hadi hemen karalar bağlamayın. Belki anlaşırız Erman'la. Ben oğlum herif size demedi mi Cezayir'i ben halledeceksem size ne ihtiyacım var diye. Sen neyin anlaşmasından bahsediyorsun? E onlar da öldüremedi ki Cezayir'i. Devlet aldı içeride tutuyor. Bana kalırsa biz bu aşamada... Aşaması falan kalmadı.
Bunların hepsi devletin oy alamaz. Anlamıyor musunuz? Olayın üstü küllensin. İnsanlar işlerine güçlerine geri dönsünler. Cezayir'i sessiz sedasız Amerika'ya teslim ederler. Abi. Dur. Senin ne işin var burada Taziye? Canına mı susadın yoksa? Sizin bu Cezayir'in yeğeni Ateş var ya. Erman Bey aldı. Bana onun yerini bulacaksınız. Nasıl ya? Muhabbet sonra. Bana hemen onun yerini tespit edip bildireceksiniz. Ya da bu akşam hepiniz mezarlarınızı kazmaya başlayın. Akıllı ol lan. Benim canımı sıkma. Patronunu almışlar. Sen kirip buraya bize mi kafa tutarsın? Bana bak. Seni mermi manyağı ederim. Şimdi sok o elindekini beline. Defol git buradan. İç! Lan bir de bana cani derler. Bey amca. Böyle değişik değişik konuşma. Beni öldürsen ne olacak? Yerime hemen başka biri gelecek. Erman Bey'in yerini bulup hemen bana bildireceksiniz. Yoksa sizi, ailenizi, soyadınızı kim taşıyorsa bu gece yeryüzünden silerim. Hayırlı akşamlar, dayılar. Ben bu herife yardım falan etmem. Üç kuruşluk ticareti tezahüt diye Cezayir'in düşmanını mı kurtaracağım? Al benden de o kadar. Emir eli var sanki şerefsizin. Bırakalım. Taziyev ne hali varsa görsün. Ateş, Erman'ı aldıysa bu iş sonuna kadar götürür. Ya ama sonuna kadar götüremezse biz bu belanın önünü alamayız beyler. O yüzden ben Taziyev'e destek atalım derim. Sen ne dersin Vedat? Ben yardım etmeyelim diyorum. Cancalığa sana katılıyorum. Ateş Cezayir'i almadan Erman'ı bırakmaz. Getirdin mi? Ateş, ne desin ama? Evet, tabii getirdim. Al, bana bak, çok para verdim bu zımbırtıya. Sakın kaybetmeyin ha. Tamam, uzatma hadi. Kapat kapıyı. Oh, ne kadar güzel. Hadi yine bir uzak tutun. Kapıyı kapat. Yük telefonu getir.
Akit! Bozlar bakayım. Hı? Şimdi bu fotoğrafı tasmanı tutanlara gönderip sana karşılık amcamı istediğimizi söyleyeceksin. Bu işler öyle senin dediğin gibi olmuyor. Nasıl oluyorsa öyle olacak. 24 saat Erman. Kararlarını bize bildirmeleri için 24 saatleri var. Onlara ancak mesaj atarım. Onlar da aramak isterlerse ararlar. İsterlerse mi? Yani aynı zamanda senin kaç para ettiğini de öğreneceğiz, öyle mi? Biz nasıl istiyorsak öyle olacak. Numarayı söyle. 1-7-5-5-6. Babacığım, ateş etmek istiyorsan poligona gidersin. Tamam Leyla abla, haklısın. Halil, sen beni Allah katında boşadın. Ama benim de senden vazgeçmemek için çok fazla sebebim var. Ben kendimi bildim bileli seni sevdim Halil. Canımdan, anamdan, atamdan çok sevdim ben seni. Posine, kaşını gözün de değil. Yüreğini sevdim senin ben. Senin koskocaman bir yüreğin var Halil'im. Ama o koca yüreğinde bir kendine yer bulamadın. Anane, babane, dayını. Beni sevdin hep. Ben biliyorum ki sen bizim için yaşadın, bizim için öleceksin. Ama ben benim için benden vazgeçmene izin vermem. Madem kolun yok diye denk değiliz, o vakit benim de kolum olmasın. Yeniden denk olalım dedim. Karı koca olalım. Ama deler dönme. Bırak onu. Tamam. Boşamayacağım seni. Tamam mı? Bırak onu. Sen benim sol kolumu alırsın. Ben senin sağ kolunu alırım. Halil! Allah'ım sen koru. Halil!
Madem ölürüm de senden vazgeçmem diyorsun. O zaman kendimi öldüreyim. Belki o zaman vazgeçersin. Allah'a yemin olsun vazgeçmem. Sık! Durma sık! Yemin ederim ben de kendime sıkarım Halil. Yeter! Ne edersin sen burada? Ha? Şu dünyada beter halde olan biz sen misin sanıyorsun? Ha? Gözü kapalı, ömür boyu kimseleri görmeden yaşayan var. Bir sevdiğini görmeye hasret. Yerinden kalkıp da bir adım atamayan var. Nedir senin bu halin? Abuk kulakları hiç duymadan anasının babasının sesi nedir bilmeden, çocuğunun çoluğunun sesini bilmeden yaşayıp giden var. Bir sen misin ulan? Ha? Sıkacak mısın? Ha o zaman bana sık. Bana sık, ondan sonra ne edersen et, ne halin varsa gör. Yazıklar olsun, yazıklar olsun ki benim yüzümden. Kabahat bende. Ben böyle işte isyankar bir evlat yetiştirdim. Bana yazıktır. Ha? Ben bilemedim. Şükretmeyi bilen bir evlat ben yetiştiremedim. Ben sana analık, atalık edemedim. Kabahatli olan benim. Sıkma. Sık da ben kurtulayım. Ama o bir tarafta. Öteki dünyada. Ha benim iki elim senin yakandadır, sen de onu biraz. Affet beni ana. Gel kurban oldum. Ay benim uşağım, ay benim uşağım, ay benim uşağım. Ay benim sevdam, ay benim halilim, ay benim kurban oldum. Dostluyla beraber İstanbul'un altını üstüne getireceksiniz. Bana Erman Bey'in yerini bulacaksınız. Sokağa mı inersiniz, ne yaparsınız bilmem. Bana doğru bilgiyi getirene 1 milyon dolar ödül vereceğim. 1 milyon dolar. Senin böyle bir yetkin var mı? Var var. Senin kafana sıkmaya da yetkin var. Kosluyu bilmem. Ama ben senden emir almıyorum. Bir daha benimle böyle konuşursan kim kimin kafasına sıkıyormuş görürsün. Alo. Erman Bey'in uydu telefonundan yerini mi tespit ettiniz? Tamam efendim. Bana hemen konumu gönderin. Komutanım, bakar mısınız? Allah belanızı versin. Allah belanızı versin!
Nereye gidiyoruz şimdi? Fark etmez. Hareket halinde olalım yeter. Ateş, bir şey itiraf edeceğim. Et bakalım. Ben senin zekanı biraz hafife almışım. O kadar şeyi nasıl akıl ettin? Sana söylemiştim 15'li. Amcam hak etmeyen hiç kimseyi vekili yapmaz. Eyvallah. Yalnız planın tutmazsa amcan ikimizin de selasını okur. Habib. Buyur reis. Ankesörlü telefondan kurbanı ara. Ateş buraya gelsin. Ne yapmış merak ediyorum. Tamamdır reis. Reis, reis. Osman'ı dövüyorlar. Allah aşkına yardım et. Osman kim koçum? Nerede? Tuvalette. Ne oluyor lan? Cezayir Türk. Sen babamı öldürdün, ben de seni öldüreceğim. Ha, şimdi anlaşıldı. Kimmiş lan senin baban? Tilki Sami. O şerefsiz tozcu senin baban mıydı? Şerefsiz sensin ulan!
Abi. Hı. Berfin yenge geldi. Ve sen onu kapıdan oğlum alsana içeri. Ne oluyor Vedat? Telefonda söyleyemeyeceğin kadar önemli olan şey ne? Ateş Erman Barkay'ı kaçırmış. Nerede olduğunu öğrenmem gerekiyor. Erman Barka, Cezayir'in düşmanı değil mi? Neden onu bulman gerekiyor? Berfin, soru sormana değil, yardımına ihtiyacım var. Şirkettekilerin bir ağzını ara. Nerede olduğunu öğrenmeye çalış. Şirkette Kurban Baba'dan başka kimse yok. Herkes dışarıda. O zaman ona sor, neler dönüyor? Böyle şeyleri bana anlatmazlar, söylemezler Vedat. Üzgünüm ama sana yardım edemem. Berfin, babanı seviyorsun değil mi? Yani onun başına bir şey gelmesini istemezsin. Allah kahretsin. Ne oldu abi? Yapmaz diye mi endişeleniyorsun? Hayır abla. Sevdiğim kadına bunları yaptırdığım için kendime kızıyorum. Geç. Cezayir, nasılsın? Şükür Kurban, şükür. Söyle. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Kötüsünü her gün duyuyorum nasıl olsa. İyiden başla. 15'li Atakan'la konuştu. İçeri alınmanın sebebi Amerikalıları oyalamak içinmiş. Devlet Cezayir'i vermek istemiyor demiş Atakan. Ne yapacaklarmış peki? Müfit'le turşumu kurup saklayacaklar mıymış beni? Laf ola beri gele. Kötüyü söyle. Ateş, seninle konuştuktan sonra bize gelip Erman'ı aldı değil mi? Bir şey yapamadım, yapmadım Cezayir. Sen böyle haksız yere içerideyken elimiz kolumuz bağlı öyle oturamazdık biz. Ya Kurban, ne zannediyorsunuz? Hı? Amerikalıların Erman için benden vazgeçeceklerini mi zannediyorsunuz? Komer'in yerine Erman'ı getirdiler Cezayir. Komer'in akıbeti Erman'ın da başına gelsin istemezler. Ateş pazarlıklara başladı bile. Ne yaparsa yapsın. Amerikalılar beni vermeyip Erman'ı almak için her türlü Ali Cengiz oyununu yaparlar. Çoktan taziyeye haber vermişler, adamlarını da harekete geçirmişlerdir. Tamam da Cezayir, Erman bizim elimizde olduğu müddetçe sana burada bir şey yapamaz. Geçti morum pazara süre şey neydi? Yaptı mı yoksa? Yaptılar da haklarından geldik. Şimdi beni iyi dinle. Hemen gidip Atakan'la konuş. Madem benim üzerimden Amerikalılarla pazarlık yapıyorlar, buraya gelsin, o pazarlığı benimle yapsınlar. Su verenlerin çok olsun kardeşim. Yarasın. Cenevre Savaş Esirleri Sözleşmesi'ne göre esirlerin ölümüne ya da ciddi şekilde sağlığının bozulmasına neden olan her türlü yasa dışı hareket yasaktır. Cenevre neredeydi lan? İsveç'te mi? Lan İsviçre'de, İsviçre'de. De, ne zaman yapmışlar bu sözleşmeyi? Hiç haberimiz yok ha. Dalga geçtiğinizin farkındayım. Ama ben yine de söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı sonrası... Oho!
Çok vakit geçmiş be Erman. Ama belli ki sen oradaydın. Orası net. Baksana. Ben de elinizde pazarlık konusu olan bir esir olduğuma göre... biraz bana da su verseniz hiç fena olmaz. Ah be Erman'ım. Derdin buysa söylesene. Bizi aldın götürdün İkinci Dünya Savaşı'na. Ha? 15'li. Biz öyle insanlar mıyız? Asla. Lütfen. Aa, döküldü. Sana yağmurlu havada bile su yok Erman. Amerikalı babalarım versin. Bütün bu hareketleriniz amatörlüğünüz yüzünden. Armatör mü dedi o? O kadar amatörsünüz ki... dünyanın herhangi bir yerinde kullanılan... uydu telefonunun yerini tespit edebilecek teknolojiye Amerika'nın sahip olduğunun farkında bile değilsiniz. Hele o telefondan Erman Barka aramışsa. Taziyev yarım saat içinde beni bulacak. İşte o zaman göreceğiz kim kime su içiriyor, kim kime su içirmiyor. Ah be Erman, beni hayal kırıklığına uğrattın. Ben senin biraz akıllı bir adam olduğunu zannederdim. Sence minareyi çalan kılıfını hazırlamamış mıdır? Taziye bu telefonu bulduysa paramiliterleriyle selfie çektiriyordur. Sever o işleri. Mişon yarım saate yeni telefonu getiriyor. Bakalım Amerikalılar ne karar verdi? Erman'ı gözden çıkarıp ne yapıyorsanız yapın demezler inşallah. Devletin amcamı kolay kolay vermeyeceğini biliyorlar. Ben onlara bir fırsat sundum. Homer'in yerine getirdikleri adamı da kaybetmeye göze alamazlar. Merhaba Mişon. Şalom aleyhem Berfin Hanım. Nereden? Cezayir'in yanından mı? Yok, hayır. Adliyeden geliyorum. Nasıl, Cezayir iyi mi? Sizin işiniz de çok zor. Ne zaman çıkar Cezayir? Evet Atakan. Cezaevi müdürünün odasında dedi Cezayir. Tamam. Tamam. Sonra bizi bilgilendirin oğlum. Gözünü seveyim. Ben ateşleri bu yeni telefonu götürmeye gidiyorum. Tamam Mişon. Ama bunlara telefon dayanmıyor ya. Bunlar böyle peçete atar gibi bir telefon atıyorlar, kırıyorlar. Bu kaçıncı telefon? Ben bunların tanesine 3.000 dolar veriyorum pazarlıkla. Tamam Mişon, sen götür. Yüce sonra neyse hallederiz. Yüce Musa bildiği bütün... Yahu tamam. Kurtar beni. Yani anlamadım. Siz bunları niye atıyorsunuz kuzum? Keyfimizden mi atıyoruz lan? Yerimiz anlaşılmasın diye. Yani atacağınıza bunları bana verseniz olmuyor. Nişon, kaybol. Peki.
ben. Senin. Ulan senin kullanacağın arabanın... Bir şey buldun mu? Bir şey değil, çok şey buldum. Anlaşılan Erman'ı bir tırın içinde dolaştırıyorlar. Sana konumu ve tırın fotoğraflarını yolluyor. That's your final decision, sir? Yes. We will make a final decision after discussing the situation between ourselves. Good luck. Kulaklarınızda duydunuz. Biz aramızda bu konuyu tartışacağız. Daha sonra size bildireceğiz diyorlar. Yani hep beraber bekliyoruz. Benim duyduğum tek şey bunların bizi oyaladığı. Tamam oğlum, sakin ol biraz. Haklı çıktın. Bunlar Erman'ın üstünü çizmişler. Sanmıyorum. Öyle olsa daha kesin konuşurlardı. Bana daha çok Erman'ın yerini bulmaya çalışırken zaman kazanıyorlar gibi geldi. İyi de nasıl bulacaklar? Yerimizde Mişon'la Kurban Baba dışında bilen yok. Doğru. Ben biraz daha bekleyelim derim. Yani Erman'ın yerini bulamayınca pes edeceklerdir. Tamam. O zaman harekete geçelim. Burada daha fazla durmayalım. Taziyev'in arabası bu. Hızlan, hızlan, onun için hızlan. Ter bu, ter. Daha hızlı nasıl gidecek Ateş? Nasıl buldu lan bunlar bizi? Nasıl buldu? Çabuk. Tırın önünü kesin. Çabuk. Önünü kes, önünü kes.
Kapıyı aç! Kapı! Nasıl buldu lan bunlar bizi? Nasıl? İyiliğinin karşılığını bir gün göreceksin. Abi, yedi kadı geldi. Al. Gedik Ali, hoş geldin. Otursana. Bir şey içer misin? Sağ ol. Sağ ol. Hayırdır Vedat? Yüzünde gülücükler açıyor. Ya güzel bir haber aldım da o yüzden. Sen niye geldin? Ateştürk Erman'ı almış. Haberin var mı? Haberim olmaz mı? Ateş aldı, ben de geri verdim. Ne? Şimdi eve doğru gidiyorlardır ama nasıl yaptığımı hiç sorma. Bizim planımız işliyor mu? Sen ona bak. Ne planı Vedat? Biz seninle en son Erman'ı bitirelim, yerine beni geçirelim diye konuşmadık mı? Konuştuk. O zaman adamı niye kurtarıyorsun? Şimdi yaşanan gelişmeler ışığında ben planımızı güncellemek zorunda kaldım. Senin Erman'ın yerine oturman demek aslında Cezayir'in hedef tahtasına geçmen demek olacaktı. Bu yüzden biz bir süre daha geride kalıp kendimizi tehlikeye atmadan arkadan iş çevirirsek bizim için daha akıllıca olacak. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Erman yakalanmadan önce Cezayir'in içeride öldürülmesini emretti. Kim öldürecekmiş? Besmele sizin akrabalarından biri. Cezayir'le aynı cezaevinde kalıyormuş. Ona besmelesizden mi bahsettin? Erman Kostlu'yla benden sana saldıranları bulmamızı istedi. Besmelesizin yerini buldum. Ama söylemeyecektim. Hatta Kostlu'yla aramızda anlaştık. Ama bana Komer'in yerine geçtiğini anlatınca iyice güçlendiğini düşündüm. Ve sen de kaçırıldığını öğrenince sevinçle buraya geldin, öyle mi? Sevinç, mevinç kalmadı Vedat. Sayende yine başa döndük. Home, sweet home. Oh be. Sandalye üstünde bağlı kalmak bile seni özlememe yetti. Besmelesiz Cabbar arıyor. İyi haberi vermek içindir. Konuş lan. Tamam. Ne oldu? Cezayir. Kurtulmuş. O zaman maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti. Benim acilen taktik değiştirmem gerekiyor. Belki de daha riskli bir oyuna geçmeliyiz. Nasıl riskli? Cezayir Türk'ü hapishaneden kaçırmak gibi. Erman Bey, bu imkansız. İmkansız diye bir şey yoktur Musa.
Sadece gerçekleşme ihtimali düşük bazı şeyler vardır. Hemen bu konuda çalışmaya başla. Kurbana pazarlık yapmaktan falan bahsetmişsin. Kafandan neler geçiyor bilmiyorum ama Amerikalılar o kapıyı çoktan kapadılar Cezayir. Beni burada niye tutuyorsunuz Atakan? Amerikalıları oyalamak için mi? Kurban mı söyledi? Kurban, o, bu, şu fark etmez. Ama Müfit'le herhangi bir plan yapıyorsanız ben evet demeden hiçbir şey yapamazsınız. Daha önce hatırlatmıştım. Bir kez daha hatırlatayım Cezayir. Bizim seni Amerikalılara vermek gibi bir niyetimiz yok. Sadece zaman kazanmaya çalışıyoruz. Ha, bu süreçte devletin daha üst kademelerindeki birileri umarım Amerikalılarla pazarlık yaparlar. O zaman sizi de, devleti de bu yükten kurtarayım. Anlamadım. Beni Amerikalılara teslim edin. Sen ciddi değilsin, değil mi? Benim tanıdığım Cezayir savaşmadan asla teslim olmaz. Belki de değişmişimdir. Hı? Ya da beni tanıyamamışsındır. Tıpkı benim seni hiç tanıyamadığım gibi. Tamam. Tamam. Madem öyle istiyorsun, o zaman gerekli ayarlamaları yapıp sana haber vereyim. Niye çağırmış seni? Amerikalılara teslim olmak istiyor. Ne düşünüyorsun? Buna izin veremeyiz. Vermeyeceğiz. Benden haber bekle. Erman'ı nerede tuttuğumuzu bu odadakilerin dışında bilen yoktu. Taziye bizi eliyle koymuş gibi nasıl buldu biri bana izah etsin. Ateş, bak oğlum anlıyorum, sinirlisin ama bu laf başka bir yere doğru evriliyor, başka bir yere gidiyor. Bizi de mi zan altında bırakacaksın? Kurban baba, böyle bir niyetim yok. Ama birimiz bir yerde açık verdi, ben buna kendimi de dahil ediyorum. Ya, telefonu bile kaç kere değiştirdik. Nerede yanlış yapmış olabiliriz? Nişon. Evet. Bize gidip gelirken takip edilmiş olabilir misin? Musar'ın asası adına. Biri takip edecek olsa illa Mison'u takip eder. Doğru. Doğru söylüyor adam. Şirkette onca adam çalışıyor. Mison'un alnında mı yazıyor Erman'a gidiyorum diye? Atakan arıyor. Cezayir'le konuştuktan sonra ara demiştim. Bir gelişme mi var? Akşam benim orada buluşalım. Neden? Gel dedim. Konuşacağız. Bu niye böyle atarlı atarlı konuşuyor? Erman'ı mı öğrendiler yoksa? Vallahi öyle bir şey olduysa devlet hepimizin üstünü çizer. 15'li. Biz yanlış bir şey yapmadık. Amcanın sözünü dinlememem bile yeterince yanlıştı Ateş. Ne kadar çalışkanmışsınız Müfit Bey. Bakıyorum da her gün görüşür olduk. Size çok önemli bir konuda bilgi vermem gerekiyor.
Yoksa Cezayir'i iade etmek için devleti ikna mı ettiniz? Devleti değil, Cezayir'i ikna ettim. İlginç. Bunu nasıl başardınız? Cezayir'in devletine olan sevgisini kullanarak. Cezayir'e dedim ki eğer kendi kendine teslim olmazsan devletine çok büyük zarar vereceksin. Ayrıca biz seni çok fazla da elimizde tutamayız. Bu ikimiz için de mükemmel bir gelişme oldu. Hizmetlerinizi Langdon'dakilere abartarak anlatacağımdan emin olabilirsiniz. Ben herhangi bir övgü beklemiyorum. Sadece Cezayir'in transferi için bana haber verirseniz iyi olur. Amerika'dan gelen bir ekip yarın saat 14'te özel bir jetle Cezayir'i götürebilir. Harika. O zaman yarın saat 14'te Cezayir Türk'ü size teslim edeceğim. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Atakan bugün Cezayir'le bir görüşme yaptı. Cezayir'in bazı istekleri var. Ne gibi? Başka bir cezaevine falan mı nakledilmek istiyor? Cezayir Amerikalılara teslim olmaya karar verdi. Bir dakika, bir dakika. Siz Cezayir'i Amerikalılara teslim etmek istiyoruz mu demeye çalışıyorsunuz? Hayır. Cezayir kendi isteğiyle Amerikalılara teslim olmak istiyor diyoruz. Tamam da neden? Ya Comer'i öldürüp Amerika'yı karşısına almış adam şu anda neden böyle bir şey istesin? Belki de yaptıklarının devlete çok büyük zarar verdiğini düşünmüştür. Başka bir izahı olamaz. Ya tamam da Cezayir bunu Comer'i öldürmeden önce akıl edebilecek bir adam. Ne oldu şimdi birdenbire pişman mı oldu? Ya belki de öyle. Yani Müfit Bey'in dediği gibi. Valla biz de başka açıklama bulamıyoruz. Ya o öyle istiyor diye siz de teslim etmeyeceksiniz herhalde değil mi? Devlet bu işin daha fazla uzamadan bitirilmesini istiyor. Cezayir'in Amerikalılara verilmesini onayladı. Bunu ona yapamazsınız. Yapmayacaksınız değil mi? 15'te. Başka çaremiz yok. Bazen devlet tamam dediğinde bizim elimizden bir şey gelmez. Her şey ayarlandı. Yarın Cezayir'i hapishaneden saat 13'te alacağız. Özel bir havaalanında Amerikalılara teslim edeceğiz. Uçağa bindirilmek üzere. Bu yaptığınız Erman'a da Amerika'ya da boyun eğmek. Hayatınız boyunca bunun bedelini ödeyemeyeceksiniz. Müfit Bey, alınacağı saati ve yeri niye söylediniz? Anlamadım. Cezayir sana teslim olmak istiyorum derken planı buydu. Kaçacak mı yani? Kesinlikle. Gayri resmi olarak bizim onu Amerikalılara vermemizi istedi. Ama o Amerikalıların elinden kendi kurtulacak. İşimize bakalım.
Efendim? Bir fırtına tuttu bizi. Deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız, yârim mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımız, yârim mahşere kaldı. Leyla'm. Cezayir. Leyla, ankesörlü telefondan arıyorum. Her an kesilebilir ona göre. Sadece tek bir şey söyle. Yastığındaki kokun geçmeden yanıma gelebilecek misin? Yastığımdaki koku mu? Ne zaman tartışsak? Ne zaman sen eve gelmesen? Ben yastığına sarılıyorum. Kokunu içime çekiyorum. Yanımdaymışsın gibi. Ancak öyle uyuyabiliyorum. Eğer kokun da giderse... ben artık uyuyamam. Vay arkadaş. Ben de bu nasıl başa çıkıyor diyordum. Demek o yüzden geri adım atmıyorsun. Ben bunu bileydim. Her kavga ettiğimizde yastığımı da alır giderdim. Ha? Keşke senin gibi olabilsem. Bensiz kalmak senin için kolay tabii. Ben hiç sensiz kalmıyorum ki. Öyle mi? Nasıl oluyormuş o? Ben her gözümü kapattığımda senin o güler yüzün geliyor benim aklıma. Gözümün önünde hep o güler yüzün, yüzünün çizgileri. Aklımda kokun. Hiç aklımdan çıkmıyor. Keşke şu an yanımda olsan. Leyla, ne olursa olsun sana geri döneceğim. Biliyorum. Bekleyeceğim. Aylar geçse de, yıllar geçse de bekleyeceğim. Döneceğini biliyorum. Hep döndün. Bütün dünya karşına da çıksa sen dönersin. Leyla, şimdilik hakkını helal et. Cezayir. Alo. Thank you.
Vakit geldi. Allah yolunu açık etsiniz. Amin. Evet, amin. Alfa çıkış yaptı. Tekrar ediyorum. Alfa çıkış yaptı. Şu andan itibaren Türk Devleti'nin mahkumla ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yaptırımı kalmamıştır. Mahkumu protokole uygun bir şekilde teslim alıyorum. Bundan sonrası bizde. İndirin mahkumu uçağa. Thank you.
bir fırsat.